Mikrofon senin ekibi olarak Ruandeyiz. Bakalım bugün kimlere mikrofon uzattık. Müzik Programımıza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Adım Özkan Çilingir. Fransa'da yaşıyorum. İki çocuk babasıyım, evliyim. Dernek başkanı olarak 8 yıldır faal olarak görev yapıyorum arkadaşlarımla beraber. Rohan Türk Kültür Derneği'nin aynı zamanda hem kültürel hem eğitimle alakalı hem de dini vecibelerimizi yerine getirmek için bir alanımız var. Onun haricinde dışarıda bu şekilde alanlar yapıyoruz. Fransa'da yetiştim. Burada doğdum. Üniversite mezunuyum, muhasebe finans alanında. Şu anda da 13 yıldır inşaat sektöründe çalışıyorum. Çocuklarınız olduğunu söylediniz. Onlara Türk kültürünü ve dilini öğretirken neler yapıyorsunuz? Biz ilk etapta çocuklarımız anaokula gidene kadar hep Türkçe konuşmayı istedik, özen gösterdik. Evde ama şu anda çocuklar okula gittikten sonra Fransızcayı daha çok kavradıkları için evde şöyle bir durum söz konusu. Ben çocuklarımla daha çok Türkçe konuşuyorum. Eşim burada doğduğu için o biraz daha Fransızcaya yatkın. Evde iki dilli bir konuşma durumu söz konusu. Bunun iyi yönleri de var, biraz da kötü yönleri de var. Çünkü duyarsınız buradaki arkadaşlardan cümleleri kurarken Fransızca kelimelerle Türkçe kelimeler arasında bir karışımla beraber konuşurlar. Çünkü en kolay beyindeki en kolay kelime hangisi ise Fransızcadan Türkçe'ye, Türkçeden Fransızcaya çeviri yaparak konuşuruz. Bize özgün bir durum. Ama çocuklarımızın Türkçe'yi unutmaması için biz evde bir takım aktiviteler de yapıyoruz. Çocuk dergilerine aboneyiz. Akşamları yatmadan önce kızımla beraber bunları okuyoruz Türkçe olarak. Tekrar hikayeden ne anladın deyip. Tekrar etmesini istiyorum. Dini bayramları Fransa'da nasıl yaşıyorsunuz? Ee, biz burada dernek faaliyetleri yaptığımız için gerçekten burada yaşanan e, dini bayramlar da eksikleriyle beraber çok güzel e, şekilde yaşanıyor gerçekten çünkü toplumumuz buna hazır bir kitle ve bu beklenti içerisinde Ramazan ayında olsun, diğer dini bayramlarda, Kurban Bayramı'nda olsun camilerimiz doluyor, taşıyor. Toplum buna bir özen gösteriyor. Biz de dernek faaliyetleri yaparken insanları davet ediyoruz. Sabah kahvaltısı yapıyoruz bayram sabahı kahvaltısı. İşte bayramlaşma Caminin avlusunda çok büyük bir alan oluşuyor ve 600-700 kişiyle beraber bayramlaşmalar oluyor, aile ziyaretleri oluyor. Peki Türkler çayı çok sever, Avrupalılarsa kahve. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Karadenizli olmama rağmen ben kahveciyim. Çayı sadece annemle baş başa akşamları bir şey dizi izlerken içmeyi seviyorum. Çocukluğumdan gelen bir şey. Çünkü babamız bizim dışarıda çalıştı. Hep hafta sonları sadece evimize geliyordu. Uzaklarda çalışıyordu inşaat sektöründe ve ben ailenin büyük evladı olduğum için annemle birlikte işte dertleşiyorduk televizyon izliyorduk ve onunla çay içiyordum. O o, o anda kaldı kahvaltıda çay akşamları ama çok az ben daha çok kahveciyim yani yüzde yetmiş kahveciyim. Çok teşekkürler katıldığınız için sağ ol. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet, ben Miyase Özkaya. Kayserliyim. 56 yaşındayım. 3 tane çocuk annesiyim. Peki hangi vesileyle Fransa'ya geldiniz? Babam önce gelmişti. Ailemizi hepsini aldı, getirdi. O vesileyle gelmiştik. Kaç yaşındaydınız Fransa'ya geldiğinizde? 9 yaşındaydım. Peki ilk geldiğiniz anları hatırlıyor musunuz? Neler yaşadınız burada? Çünkü yaşınız küçükmüş. Fransızca biliyor muydunuz mesela? Hayır, hiç Fransızca'mız yoktu. Ee, okula gittim, okulda başladım. Tabii ki e, zorluklar oldu çünkü hiç Fransızca'mız yok. E, saatin ne olduğunu bilmiyordu. Türkiye'de saat e, saatleri öğrenmemiştim. Okula gitmek için sabah sekiz buçukta başlayacak mısın? Ben ne zaman uyanırsam o zaman gidiyordum. Sonra öğretmen sordu ki saat sekiz buçukta gelmen lazım diye. Öğretmene sordum ki saat nedir diye. O da öğretti sağ olsun. Peki Fransa'da Türkiye'ye dair en çok neyi özlüyorsunuz? Vallahi Türkiye'nin her şeyini özlüyoruz. Neden dersen sanki kalbimiz orada atıyor Kendimiz burada yaşıyoruz ama diyoruz ki Türkiye şöyle güzel, şöyle e, böyle güzel. Her şeyini özlemeye çalışıyor Ye, yemeğine. burada ne kadar yemek yapsak da, yesek de aynı tadı vermiyor. Peki çocuklarınıza Türkçe öğretmek için neler yaptınız? Özel bir çabanız oldu mu? Evet oldu. Çünkü e, Fransızca belli incek çocuklarıma Fransızca konuşması daha kolay gelmişti bana. Bir gün e, Fransız e, öğretmeni bana dedi ki seninle konuşabilir miyiz dedi tabii ki dedim dedi ki madam sen dedi madam tabii ki bayan demek e, Türkçe mi konuşuyorsunuz evde Fransızca mı ben de dedim ki tabii ki e, Fransızca konuşuyorum dedi neden dedim ki daha kolay geliyor bana dedim e, beyin olarak kendisini Fransızca'ya çeviriyor dedim. Dedi ki sence dedi gün boyunca e, Fransızca konuştuğu yeterli değil mi dedi. Evet yeterli dedim. Dedi Türkiye'ye gidiyor musun? Ben dedim evet her iki senede bir gidiyor e, Türkiye'ye. Dedi orada kuzenleri, kuzinleri var mı? Dedim var. Dedi onlarla ne konuşuyor? Dedim ki tabii ki Türkçe konuşması lazım. Dedi ki o zaman sen evde Türkçe konuş çocuklara bellesin. Biz dedi de dedi görevimizi yapalım. Fransızca konuşalım, Fransızca belletelim çocuklara dedi. Türkiye'ye gittiğinizde tatillerde nasıl hissediyorsunuz? Çok mutlu. Yeni doğmuş gibi Türkiye'yi görünce o bütün yorgunluklarımız gidiyor. Çok teşekkürler katıldığınız için. Rica ederim. Programımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Özellikle ben sizlere hoş geldin diyorum. İsmi Mehmet Özkaya, 1961 Kayseri doğumluyum. Peki hangi vesileyle Fransa'ya geldiniz? E, çalışmak amaçlı turist olarak geldim. O ana dair anılarınız var mı? İlk geldiğinizde neler hissettiniz? Mesela Fransızca biliyor muydunuz o dönemde? E, gel gelmeden önce tabii birazcık Fransızca eee çalıştım. Aşağı yukarı 40 ila 60 kelime arasında yolları sorabilecek şekilde, e, adres bulabilecek şekilde kendimi çok rahat hissederek turist olarak geldim. Siz dini ve milli bayramları Türkiye'de yaşadınız. Aynı zamanda burada da yaşıyorsunuz. İkisi arasında ne gibi farklar var? E, bayramlar konusunda burada daha çok faydasını görüyoruz. Çünkü buradaki topluluğumuz az olduğu için daha büyük bir birliğimiz, beraberliğimiz oluyor. E, örneğin kaldığımız şehir Fransa'nın Normandiya bölgesinde Rouen şehrindeyiz. Fakat buradaki olan bütün tanıdığımız arkadaşlarımız, büyüklerimiz, amcalarımız bunlar e, her Türkiye'nin bir ucra köşesinden gelen insanlar. Burada bayramlaştığımız zaman, bayramlaşmaya gayret gösterdiğimiz zaman e, şehirler ortadan kalkıyor, köyler ortadan kalkıyor. Abi, dayı, amca, teyze olarak çok güzel çalışmalarımız oluyor. Memleketimizden daha mutlu oluyoruz burada. Memleketlerimizde de bayramımızı yaşıyoruz. Fakat orada ibadetimizi ettikten, namazı kıldıktan sonra sadece kendi çevrenle tanışabiliyorsun. Kendi çevrenle bayramlaşıyorsun. İşte burada yurt dışındaki hasretliğin verdiği o hasretlik insanlara burada daha çok faydalı oluyor. Türkiye'ye gittiğiniz zaman tatillerde neler hissediyorsunuz? Türkiye'ye giderken çok özlemle gidiyoruz. Hasretle gidiyoruz fakat Kapıkule'den içeriye girdiğimiz zaman o çektiğimiz o ızdıraplar, yoldaki çektiğimiz o acılar memleketimize vardığımız zaman, oradaki hareketleri gördüğümüz zaman inanın bir veya bir buçuk ay izin yapıyoruz. Hasretliğimizi gideriyoruz fakat o eski bizim küçüklüklerimizdeki o dostlukların kalmaması bizi yıpratıyor. Çok üzülüyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Biz size teşekkür ediyoruz. Tekrar TRT ekibine hoş geldiniz diyoruz. Yolunuz açık oldum. olsun. İyi ki geldiniz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.